Merhaba arkadaşlar, ayakkabımalzemesi.com kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere küçük, yapımı basit diye tahmin edeceğim. Daha doğrusu tahmin ediyorum, tahmin ettiğim güzel bir kartlık yapacağız arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı hemen hemen bu civarda, 1 santimden biraz daha kalın miktarda kartımızı alacak ayarda. Kartlarımızı, kimlik vesaire hepsini koyabileceğimiz güzel, hoş bir kartlık yapacağız. Bunun için bilgisayardan şöyle bir şablon çıkarttım arkadaşlar. Bu şablonu kartlığın üst tarafı olarak düşünebilirsiniz. Yaptıkça daha çok anlayacağınızı umut ediyorum arkadaşlar. Böyle yapmadan tarif etmesi biraz zor oluyor. Hemen şimdi bu şablonumuzu bir çıkartalım. Arkadaşlar şablonumuzu çıkarttık. Hatırlayacağınız gibi şu şekildeydi şablonumuz. Tam bu şekildeydi arkadaşlar. Öyleydi. Kenarlarını aldık güzelce. Daha sonra şu parça işimize yaramayacak. Üstten görünüşü bu şekilde olacak arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tam böyle. Köşelerini, şu köşeleri arkadaşlar bozuk parayla aldık. Kartımızı saracağız arkadaşlar. Streç filme kartlarımızı lekelenmesin, kirlenmesin diye. Bu şekilde sardım arkadaşlar. Gayet de sıkı olduğu gibi. Yeterli bu kadar sıklık. Şablonumuzu deriye çizeceğiz arkadaşlar ki neresinden tam nasıl yapacağız onu bilelim. Deride damar çok fazla arkadaşlar. O yüzden çizdiğim çizgiyi görmekte sıkıntı yaşıyorum. Evet. Biliyorsunuz ben deride damar olayına falan çok takılmam arkadaşlar. Hatta bir miktar damarlı olmasını özellikle isterim. Çünkü yapacağımız işe bir doğallık katıyor arkadaşlar. Evet. En azından ben öyle olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Bu çizgileri biraz daha belirgin yapmam lazım. Gayet iyi. Arkadaşlar derbeğin deri sertleştirici ürününü kullanıyorum. Görünüşte ürün rengi beyaz. Bildiğimiz süt rengi arkadaşlar. Ama değildir, bilginiz olsun. Opak bir renktedir arkadaşlar. Biliyorum bu videoyu izleyen arkadaşlar, biz bu işlemi suyla yapıyoruz, ne gerek var diyorsunuz muhtemelen. Bundan da eminim, kesin böyle düşünüyorsunuz ama her videomda söylüyorum arkadaşlar, çok zorda kalmadıkça su kullanmayın arkadaşlar. Yapılacak her işlem için
mutlaka bir ürün vardır. En azından araştırın var mı yok mu böyle bir ürün diye. Arkadaşlar böyle bir karton kestim ben. Siz de buna benzer bir karton kesebilirsiniz. Bunu kalıp olarak kullanacağım. Arkadaşlar bu şekilde bildiğimiz klasik karton. Kartona bu kırtasiyeden bulabileceğiniz mandallar. Bu mandalımız orta boy, bu büyük boy. Bunun daha büyüğü de var, bunun daha küçüğü, daha küçükleri de var. Numaralarını hatırlamıyorum ama yapacağınız işin kalınlığına göre kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Bunun kurumasını bekleyeceğiz arkadaşlar. Kuruduktan sonra bu şekilde kalıp çıkacak inşallah. Öyle ümit ediyorum. Bu arada ben altı karton kullandım. Bayağı sert bir kartondu arkadaşlar. O yüzden güvendim olacak diye ama kartonu bile bayağı gördüğünüz gibi ezdi. Şurayı görüyorsunuz değil mi? Bayağı ezdi. Siz bir marangozda istediğiniz ölçüye yakın ya da tam ölçüsünü çıkararaktan böyle bir kapaklı plaka diyorlar onlara arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 milim kalınlığında oluyor. Onlardan bir plaka rica edip kestirirseniz işinizi çok rahatlıkla görebilirsiniz. Ben böyle olacağını düşündüm. Oluyor da gerçi ama devamlı bu tarz bir şeyler yapayım derseniz bu bir defalık oluyor. Bilginiz olsun. Bu biraz kurusun arkadaşlar. Devam edeceğiz. Pergelimi 1,5 santim olarak ayarladım arkadaşlar. Bir tane şerit keseceğim. Evet.
Bu kilit mekanizmamızın ucunu da 10 kuruşta kestim arkadaşlar. Uzunluğunu yapacağımız işe göre ayarlayacağız. Bu arada bu ürünün şablonu yok arkadaşlar. Bu ürünü sizin de izlediğiniz gibi doğaçlama yapıyorum. Arkadaşlar yaptığım küçük bir hatayı da söyleyeyim. Bu işlerde hangi aşamada olursanız olun mutlaka hata yapılıyor ister istemez. Mesela burayı görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burası karardı. Buralar az karardı. Burası hiç kararmadı neredeyse. İşte hatamız da burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bu kısma şimşir uyguladım arkadaşlar. Şimşirin ucuyla düzeltmeye çalıştım. Bilmiyorum videoda var mıydı yok muydu. Şimşirle düzeltmeye çalıştığım için şimşirin de haliyle bir karartma özelliği olduğu için bunu gözümden kaçtı. Haliyle karardı. Bunu boyamayı düşünmüyordum. Böyle kullanmayı düşünüyordum. O karardığı için mecbur artık bir renk tercihi yapacağım. Bunu kullanmak lazım arkadaşlar. Kemik. Zaten ilk başta bunu kullanıyordum ama ne olduysa birdenbire karar değiştirdim. Elime bunu aldım. Bu daha kolayıma geldi. Ama sonuçlarına da haliyle katlanacağız. Yapacak bir şey yok. Doğal rengini kullanamayacağız. Arkadaşlar yassı zımamız var. 16x3 yani 16 milim uzunluk, 3 milim genişlik. Bununla deldiğimiz yerden bu kilit mekanizması girecek arkadaşlar. Sanırım görebiliyorsunuz. Rahatlıkla giriyor. Alt tabakayı 2 milim olarak kullandım arkadaşlar. Tercih ettim. Buradan ortasını çizdim. Şimdi şuradan çok böyle şaşırmadan düzgün bir yerden. Evet. Yamuk gittik ama olsun dediğiz arkadaşlar. Sanırım yeterince kurudu arkadaşlar. Yani en azından öyle olduğunu ümit ediyorum. Evet kurumuş. Vallahi biraz daha nemli gibi. Böyle bir şekil çıktı arkadaşlar ortaya. Sanırım güzel de oldu. Dursun biraz daha belki lazım olur. Arkadaşlar dediğim gibi ürünümüzü boyayacağız. Ben örtücü boya tercih ettim. Çünkü bu deri sertleştiriciyi yüzeyine sürdüğümüzde dolayısıyla boyanın nasıl duracağını, ne gibi bir tepki vereceğini çok kestiremediğim için örtücü boya kullanacağım arkadaşlar. Bu arada bu tip işleriniz olduğunda sertleştirici kullandığınızda mümkün mertebe tersine kullanın arkadaşlar. Yüzeyine çok böyle mümkün olduğunca yani mecbur kalmadığınız sürece kullanmayın arkadaşlar. Yani çaresiz kalırsanız olabilir kullanabilirsiniz. Ama sadece derinin tersinden işinizi görebilecekseniz hiç girmeyin o işlere arkadaşlar. Gerek yok. İster istemez sonuç itibariyle bir kimyasaldır. Değişik dokular çıkıyor ortaya. Çok sorun olan bir şey değil ama yine de kullanmazsanız iyi olur arkadaşlar. Kullanmanızın da zararı yok tabii bu arada. Arkadaşlar buraya küçük bir topuz vida takacağız. Bunun için tam orta ölçüyü alacağım.
Doğru mu aldık? Kurumuş mu? Kurumuş. Şöyle baktığımızda evet. Güzel. Arkadaşlar bu deri sertleştiriciyi sürdüğümüz için derinin, daha doğrusu boyanın deriye tutunması biraz zorlaştı. Bunun için birkaç kat boyama yapacağız, bilginiz olsun. Normalde bu iş iki katta biterdi ama muhtemelen üç kat boyayacak gibi gözüküyoruz arkadaşlar. Siz de böyle bir işe girişirseniz bunların olabileceğini aklınızda bulundurun arkadaşlar. Arkadaşlar bu aparatımızı gördüğünüz gibi bunu buraya deliğe takacağız. Buna vidalı topuz diyoruz. Ya da farklı ismi de olabilir. Biz öyle isimlendiriyoruz.
Deliklerimiz bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi buradan dikeceğiz. Bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu parça da buradan arkaya doğru gidecek. Ve buraya bu şekilde dikilecek. Bunu biraz sıkı yapacağım arkadaşlar. Çünkü deri esneyecektir kullanımda. Kullanım esnasında. Sıkı yapmazsak 2 gün sonra gevşek olur. Arkadaşlar dikişimiz bu şekilde geliyor. Biz düz yuvarlak zımba kullandık. Siz tabi çapraz zımba da kullanabilirsiniz veya farklı bir tercihiniz varsa onu da kullanabilirsiniz. Tamamen zevk meselesi. Ben bu şekilde tercih ettim. Sizin tercihiniz tabi farklı olabilir veya aynı da olabilir.
Arkadaşlar kesmek için acele etmedim, kaydırmamak için. Daha düzgün bir kesim olması için arkadaşlar. Arkadaşlar kenarları şimşirledik. Buranın böyle durmasını istemiyorum. Bunu siyahla boyayacağım arkadaşlar kenarını. Siyah kenar boyası olarak da Derwin'in örtücü vejetal deri boyasını kullanıyorum arkadaşlar. Çok fazla bastırmadan, yanlara çok taşırmadan arkadaşlar. İki kat olarak geçeceğim, bilginiz olsun. Birinci kat biraz ince oluyor ve astar mahiyetinde oluyor arkadaşlar, bilginiz olsun. İkinci kat daha iyi tutuyor. Arkadaşlar katlarımızın kenarlarını da boyadık. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Güzel de oldu. Şimdi bunu Doledo VP VB son kat koruyucu ve parlatıcı sütümüzde parlatacağız ve işimiz tamam olacak inşallah. Evet, biraz kurusun, sonuçlarına bakacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir miktar kurudu. Kartlığımız tamamlandı.
Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben böyle vidalı bir topuz kullandım buraya. Tabii sizin tercihiniz. Buraya çıt çıt da yapabilirsiniz. Cırtmat yapabilirsiniz. Veya bu aparatı hiç yapmayabilirsiniz. Ya da bu aparatı yapıp ben arka tarafı yapıştırdım arkadaşlar. Yapıştırmayabilirsiniz. Şuradan da bir dikiş dikip burayı kemere takacak şekilde yapabilirsiniz. Ben çanta içi kullanım için düşündüm. Dikişleri biraz dışarıdan dikmişim arkadaşlar. Yani bir dikiş mesafesi kadar daha böyle dipten alsaymışım daha iyi olurmuş gibi düşünüyorum. Onda deriyi yaklaşık 1,5 milim kullandım. Tabii o zaman da 1 milim kullanmak lazımdı. Çünkü daha iyi şekil alır ince olduğu için. Bunda biraz ister istemez zorlandık. Yarana gerek yok. Bakalım nasıl olmuş. Kartlarımızın hepsi girdi arkadaşlar. Bayağı da bir kart var. Ben kendi kart sayıma göre yaptım. Bu şekilde oluyor arkadaşlar. Kullanımı da son derece basit, kolay, rahat. Arkadaşlar henüz daha yaş olduğu için biraz zor çıkıyor arkadaşlar. Biraz daha kuruması lazım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.